Herkese selam arkadaşlar. Ben Vahit. Bugünkü videoda sizlere soda. Nasıl soda dersin? Sen nasıl soda dersin? Bunun adı maden suyu. Evet arkadaşlar, soda değil maden suyu. Soda yapay maden suyu, doğal olarak çıkarılmış bir mineralli su olarak adlandırılıyor. Doğru. Ben de eskiden bilmiyordum. Her neyse, bugünkü videoda hayatım boyunca en çok seveceğim ve içmeye gururla devam edeceğim maden suyunu seçeceğiz. Önünüzde 5 tane maden suyu var. İnşallah elimden düşürmem. Hepsim küçük olduğu için 6.sını koyamadım. 6.sını da deneyeceğiz. Bu da Damla. Yarışmaya benim tarafımdan katılan markalar Damla, Sırma, Uludağ, Kızılay, Beypazarı ve Özkaynak olarak adlandırılacak. Ki burada görmek istediğim başka bir marka vardı, Sarı Kız diye. Çok eskiden içerdim. Fakat kendisini bulamadım. Öncelikle beni tanımayanlar için, ben Vahit. Kendi çapında YouTube'a League of Legends üzerinde video çeken bir bireyim. Yaptıklarımdan mutluyum ve oyun videoları çekiyorum. Ama maden suyu benim vazgeçilmezim. Gerçek anlamda yemeğin üzerine, spor sonrasına veya rastgele bir vakitte maden suyu içmeyi çok seviyorum. Tabii ki benim aklımda şu an belli başlı maden suları var, sevdiğim ve bunların içerisinden sevip sevmediğim markaları da biliyorum. Fakat bunları şu an topladım ve gerçekten objektif bir şekilde yaklaşıp şu an burada en sevdiğim maden suyunu bulacağım. Bunları sizlerle beraber yapacağız. Maden sularının tatların arasındaki fat, içindeki sodyum, işte kalsiyum, sülfat vesaire bunlara göre değişiyor. Tabii bunların detaylarına girmeyeceğim. Sadece dümdüz tadıp yapıp çıkacağım bu işin içinden ki 5-6 aydır bu videoyu yapmak istiyorum. Fakat bulamadım. Yani tek tek aramaya da üşendim. Geçen bir bakkala gireyim dedim. 6 tane soda markasını aynı anda satıyor adam. Aldım hepsini. 6'sını da bir yerden aldım. 5'ini de almış olabilirim. 6.sını BİM'den aldım. Özkaynak forever. Çok severim Özkaynak. Bakalım gerçekten Beypazarı mı daha iyi olacak? Yani ben Beypazarı'nı sevmiyorum. Yani sevmiyorum dediğim o kadar da hoşuma gitmiyor. Ama geçen bir içtim, fena değildi. Şu an yan yana tattığımda bunları göreceğiz. Tabii bunların hepsini içersem böbreğimde kocaman bir taş olur. O yüzden birazcık içip kapaklarını tekrar kapatacağım. Belki elverişli olursa daha sonradan tekrardan içerim kalan maden sularını. Şimdi o zaman Damla ile başlayacağım ve tamam. Böyle bir videoyu neden çekiyorum bilmiyorum. Her neyse, videoyu çekesim geldi arkadaşlar. Yani böyle bir videoyu yapasım geldi. Ben de yapıyorum yani. Rastgele bir video anasınız. Her neyse, önümde tier list yapacağım. Birden 6'ya kadar sıralayacağım bir liste var. Bu tier list olarak adlandırıyorum. Burada sağ sol yapacağız. 6 tane markayı buraya koydum. Kesinlikle hiçbir markayı kötülemek amaçlı bir şey yapmayacağım. Tamamen objektif yaklaşıp fikrimi vereceğim. Kesinlikle Kızılay'ı sevmiyorum. Devam edelim. Sevmiyorum yani, ilgi iyi değil. Damla'dan başlıyorum abi. Maden suyu gibi kokuyor. Tamam. Yani ciddi bir şekilde, yani bu işin ciddi olması lazım. Çünkü gerçekten her insanın wow 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 wow, hey hey hey. Soda değil. Bu soda mı ya? Bayağı yapay dümdüz bir şey gibi geldi bu bana, anlamadım. Çok da beğenmedim, herhangi bir yani gaz bile yapmadı bana. Damla'yı şimdilik C'de tutup daha sonra bunun üzerine diğerlerini aşağı üstü sıralayalım madem. Damla beni bir kötü yaptı. Evet. O istediğim acılığı aldım. Ben böyle acı ve asitli seviyorum. Böyle sağlam girecek. Ve Sırma gerçekten çok hoşuma gitti. Zaten Sırma'yı genel olarak seviyordum. Sırma'yı şimdilik A'ya koyuyorum. Kesinlikle Damla'nın 2 tık üstü olarak adlandıracağım. Bunun da kapağını kapatayım abi. Gerçekten ciddi bir şekilde videoya devam edeceğim. Ve şu anlık Sırma'yı beğendim. Tabii Beypazarı vesaire, onlarla da karşılaştıracağım. Şu an Uludağ'ı açıyoruz abi. Uludağ. Let's go. Tamam, biraz fazla soda içtik. Az içeyim. Tabii her insanın sevdiği maden suyu farklı. Bunun içindeki işte asidi, sertliği vesaire, sodyum oranı vesaire bunlara bağlı olabilir. Ben Uludağ kötü değil, içilir. Özellikle Damla'dan iyi olduğunu düşünüyorum ama Sırma'dan iyi değil benim görüşümde. Şu an ya diğer 3 seçenek de güzel. Kızılay, Afyonkarahisar seveni çok var. Özkaynak ve Beypazarı'nı seven çok insan var. Şimdi elimizde bu üçü kaldı. Öncelikle Kızılay'ı içeceğim ve hani bana çok farklı geliyor bunun tadı. Bakalım bu sefer farklı gelecek. Bunun içerisindeki sodyum oranı hepsinden kat kat fazla arkadaşlar. Sırmadan 10 kat fazla. 776 falan bunun içerisindeki. O yüzden hani tansiyonla alakalı problemi olan arkadaşların içmemesi gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle tavsiye değildir. Yanlış olmasın. Ya gerçekten Damla ile beraber bir daha içip ikisi arasındaki farkı anlamam lazım. Acaba Damla mı daha iyi yoksa Kızılay mı yani harbiden? Abi yok ya. Vallahi yani ben ya Kızılay'ı seven herkesten özür diliyorum, tamam mı? Kızılay, Afyonkarahisar bu. Ya bana uymuyor abi. Tadı gerçekten iyi değil. Hatta Damla'dan da kötü olarak adlandıracağım bunu maalesef. Maalesef ve maalesef yani. Şimdilik böyle devam ediyoruz. Evet, sonuç olarak Kızılay'dan aradılar da Kızılay dedi ki bana markamızı kötülüyor neyse. Ve hani farklı maden suları da beynimi yaktı. Özkaynak tadacağım. Özkaynak benim favorilerimden. Patladı ya, yere düşürdük ya. Anasını satayım. İnşallah gazına bir problem olmamıştır. Bakalım. Gerçekten muazzam. Muazzam güzel. Ben beğeniyorum bunu. Bunu Sırma ile yan yana koyacağım ama Sırma'nın arasındaki farka da bakmam lazım. Birbirine çok yakın. Birbirine kesinlikle çok yakın. İkisini yan yana koymak durumundayım. Hangisini daha... Yani hangisini tercih edersin diyenlere sanırım Sırma'yı diyebilirim. O yüzden bir tık üste çıkıyorum ama çok fark yok aralarında. Ve asıl olayımıza geldik, Beypazarı. Yani Beypazarı'nı herkes seviyor. Beypazarı kötü desem büyük ihtimalle dislike'a çökeceksiniz. Ama ben tamamen objektif yaklaşacağım ve bunun hakkındaki düşüncelerimi sizlere objektif bir şekilde söyleyip hayatım boyunca içeceğim maden suyunu seçeceğim arkadaşlar. Karakoca. Abi ben Beypazarı niye sevmiyormuşum anlamadım ki. Sırma ile arasında son bir karşılaştırma yapacağım. Biraz daha içersem böbrek taşı olacak herhalde. Son bir deniyorum o zaman. Beypazarı harbiden güzelmiş. Arkadaşlar ya gerçek anlamda ben burada karar veremiyorum. Bence Sırma Özkaynak'tan bir tık iyi ama Beypazarı ile Sırma arasında bir fark yani birazcık var ama hangisini sevdiğimi anlamadım. Yani ikisini de içerim büyük ihtimalle. Son bir içiyorum artık yani. Abi benim o istediğim sertlik, o hani o sert maden suyu duygusu Sırma'da bir tık daha ağır basıyor. Ben tier list videomu şu şekilde sonlandırmak istiyorum. Yani bunlar büyük ihtimalle S de olabilir ama hani aralarında dağlar kadar fark görmediğim için bir tık üste koymuyorum. Şu şekilde sonlandırıyorum. Bundan sonra içeceğim maden suları büyük ihtimalle ve büyük ihtimalle Sırma, Beypazarı, Özkaynak, bunun haricindekilere dokunmam. Gerçekten Damla, Kızılay ve Uludağ bana hitap etmiyor. Kendi çapında güzel maden suları, ellerine sağlık. Çok içmedim ama 2 tane soda içmiş kadar oldum. Her neyse arkadaşlar, video bu kadar. Bu videoyu neden çektim bilmiyorum, yapmak istiyordum sadece. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki LOL videoları ile beraber görüşmek üzere.